Duyuyor musun? Haziran'da var ya, Mayıs ve Haziran. Kuş sesinden böyle of. Sabah kalkıyorsun, kuş sesi. Çok 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 çok. Kuş ve kurbağa. Gece uyuyorsun, kuş ve kurbağa. Ah. Mütemadiyen topluyoruz. Maşallah diyelim. Nerede ötüyor bu kerata ya? Salatalıkları topladık. Patlıcanları topladık. Topladık demeyeyim, topladın. Oradan buraya doğru mu geliyorsun? Evet. Tamam. Çünkü burada gördüm büyükleri. Örümce tohumun burada bak. Tamam, dursun. O toplanırken belli olur. Araya bir börülce karışmış. Bak bu sarkanlar da. Yalnız sarma konusunda benim hayal ettiğim kadar olmadı. Ben tepeyi tamamen kapatırlar diye umuyordum. Onun için çok sağlam bir şey yapılması gerekiyor. Hem sağlam hem de daha sık ekmek gerekiyor. Çünkü çok daha sık ekmesen de tel olsaydı üstüne atlardı. Yok, o şey oluyor. Yukarıya çıkınca inceliyor ya uçlar. O uçlar zayıf kalıyor. Yani kenardaki o duvar görüntüsü yukarıda tam olamıyor. Ama sana bir şey diyeyim mi? Öbeklenen yerlerde daha iyi ürün veriyor. He. O zaman böyle üstten atmamak gerekiyor demek ki. Evet, sadece yol yol yapmak gerekiyor. Gerçi bu da güzel oldu be. Hadi ben de barbunya toplayayım. Sekiz sıralı barbunya. Bu tohumu Ödemiş'ten gelmişti. Bu yıl üçüncü yılı benim ektiğim. Yalnız bu bölgenin bir barbunyası varmış. Üçlü. Hani beşliyi zaten çok övüyorlardı ama bir türlü ben ondan tohum bulamadım. Üçlü daha da lezzetli oluyormuş. Demek ki içindeki tane sayısı azaldıkça lezzeti mi artıyor? Olabilir. Yalnız barbunya fasulye gibi değil. Yani bir topladın ondan sonra tekrar çiçek döküyor falan gibi bir şey değil. Üzerinde ne varsa o. Onun için fasulye kadar verimli değil. O üstünde kuruyanlar var. Evet. Geç mi kalmışız toplamakta? Hayır, onlar tohumlukları. Ama sağlam ha, fasulye gibi değil bu. Fasulye hemen bırakıyor. Evet, barbunyalar. Sarı yaprak temizliyorum ağırlıklı olarak da. İyi yapıyorsun. O gençleştiriyor bayağı. Onun için oyalıyor aslında. Evet.
hep şey diyorlar, onları ne kadar temizlersen o kadar tekrar verime döner. Al sana fasulye. Daha o tarafa döneceğim. Sepetin yok mu yanında? Var da. Ah işte bak. Kısmetten öte yol yok. Ay. Sepetin dolu mu? Evet. Uf, arı kaynıyor buralar. Bu bizim aşılanan ceviz de maşallah. Yolu kapattı. En güzeli. Ya da bunu alıp gideyim. Var ya, bütün sinirlerim zıpladı ha. Yok ya. Yani hani baba bir hırsı tuttum, getir, gelmiyor. Bırak gitsin, gitmiyor. Fesabı var ya. Yine o siber suçlar denilen zıkkım yalancılar aradılar ama adam o kadar ısrarcı, o kadar bana mı anlatıyorum? Sana da anlatıyorum. Anladım. Yok diyor, işte amirime veriyorum diyor. Zaten direkt olarak Nursen çıtır. Ondan sonra senli konuşmaya başlıyor. Ondan sonra da yok işte diyor, biz diyor geçen hafta da aradık, sen diyor dedin ki diyor işte şöyle böyle bir sürü. Dedim ki beyefendi bak dedim, bu kadar dolandırıcılığın olduğu ortamda tabii diyor seni diyor savcı, polis bilmem ne diyerek ararsa diye biz diyor not diyor yolluyoruz diyor, mesaj atıyoruz sizlere diyor. Tamam, bütün kapıma geldi. Bak dedim ki ben dedim bir daha köyündeyim, her an dedim telefon kesilebilir. Bana döndü ne diyor? Sen yalan söylüyorsun şu anda. Telefonu kapatacaksın. Dedim ben bu sefer azarladım. Dedim sen ne biçim konuşuyorsun bir polis memuru olarak? Sen dedim neredesin? Adını veriyor güya bana, adını soyadını. İşte konak, adliye sarayı. Bak orada uyanmalıydım ben. Konakta adliye sarayı yok. Ek bina. Gel diyor, yüz yüze görüşeceğiz bakalım diyor bana böyle sert sert. Ay insanlar ya, ne kadar hani yok bunlar dolandırıcılık bilmem ne falan da dese. Tabii bir an diyorsun ki acaba. Çünkü dediği şey şu. Senin telefon numaramı sayıyor, ev adresi mi, anamın adı, babamın adı. Hepsini sayıyor. Çünkü ortalıkta. Kimlik bilgim. Yani Allah'ım yarabbim. Biz diyor senden diyor banka hesap numaranı mı istedik diyor. Tabii ki diyor onu istediklerini de vermeyeceksin falan böyle. Bilişim suçlarından arıyormuş benim telefonum. İşte bana telefon numaraları sayıyor. Bu numara senin mi? Benim diyor. Ha ben şuna dikkat ediyorum bu görüşmelerde. Evet dememeye. Evet sözcüğünü kullanmamaya dikkat ediyorum. Yani o evet almaya uğraşıyor. Evet. Olabilir. Onun için yani evet demedim. Doğrudur diyorum. Tamam diyorum. Ondan sonra bana başka numaralar sayıyor. Bu numaralar diyor biliyor, bilgin dahilinde mi? Hayır dedim. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ondan sonra
Dedim ki bak bu yüzyıllardır bu telefon benim. Yani ta 90'lı yıllardan beri numara aynı, değişmedi. İlk aldığım telefon. Bak biri arıyor. Sonra polisi aradım. Dolandırıcıdır dediler. Sakın dedi. Cevap bile vermeyin. Engelle numarayı. Engellenmiyor. Polis diyor cevap vermeyin. İyi de farklı farklı numaralardan arıyor. Yani bak ya. Efendim. Efendim merhaba. Merhaba, iyi günler. Bayındır İlçe Jandarma'dan. Heh. Az önce Atlıbay arkadaşlar arıyor da açmıyor. Vallahi yabancı numara olunca artık açmamaya karar verdim. Evet, evet. Polis aradım. Polis jandarmaya yönlendirdi. Jandarma tekrar bana dönüş yaptı. Yani muhtemelen dolandırıcıdır diyor ama hani o bile %100 hani budur, şudur diyemiyor. Ne kadar acı bir şey ya. Yani benim talebim şu anda şu. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Hani benim telefonum klonlanmış mı, klonlanmamış mı? Ama şöyle düşünüyorum. Niye İzmir'e gitmeyi düşünmüyorum bununla ilgili? Eğer bununla ilgili ifadem alınmak istense der ki en yakın karakola gidin ifadenizi verin. Çünkü benden talep edilen herhalde sadece evet bilgim yok demem. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak kaç saatime mal oldu. Sakin. Jandarma da diyor ki yazık genç bir çocuk. Muhtemelen diyor dolandırıcıdır. Evet. Ama diyor hani ben bir araştırayım dedim ki şimdi bilişim suçlarından dedi gelin adım şu dedi gelin görüşelim. Ama tabii böyle söylemiyor. Gel gel diyor yüz yüze diyor bir görüşek bakayım seninle diyor. Böyle konuşuyor. Jandarmaya dedim ki hani böyle bu adda biri var mı? Sonra dedim ki ama dedim bu adda bir amir olabilir onun da adını kullanıyor olabilir. Yani gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyin olma olasılığı var mı? Zaten bütün mesele işte bu tür güvenlik açıkları. Değil mi? Bütün bilgilerimiz. Devlet vatandaşı bu anlamda şemsiyeyi alması gerekiyor. Sıkıntımız orada, güvenemiyoruz. Yani şimdi şu beni aradıkları numarayı tespit etmeleri çok zor bir şey değil. Ya o numara tespit edilir, o da yetmez. Hayır. Yani şimdi bilişim suçları çok son derece gelişmiş. Şu anda bu beni arayan numara Cumhurbaşkanı ile ilgili herhangi olumsuz bir şey söylese anında nokta atışla onu yerinden bulur alırlar. Yani. Ama şimdi ben vatandaş olarak niye korunmuyorum? Yetersiz. Güvenlik şemsiyesi. Evet. Yani çok sinir bozucu. Şuna bak ya. Güya ben barbunya topluyordum. Tövbe yarabbim. Kaç saatim gitti. Barbunyalar kaldı. Tohumlarını aldım. He. Üstünde dursun bir daha böyle uğraşma hiç. Hayır bak bazıları yoz gibi görünüyor. Ona göre tohum ayıklayalım. He. Ya en sonda çok kalıyor zaten. Niye ikilemde kalıyorum biliyor musunuz? Yani ben dolandırıcılarsa benden size ekmek çıkmaz. Net söyledim. Hani hiçbir bilgimi vermeyeceğim falan. Şimdi bunun üzerine tekrar arayınca insan böyle hani ikilemde kalıyor. Ondan dolayı ikilemde kalıyor. Neyse. Artık gerçekten telefonum klonlanmıştı. Başım bundan dolayı belaya gidecekse artık cezaevinde ziyarete gelirsiniz. Yani böyle bir durumda ben yetkilileri aradığımda yani polisi falan aradığımda kesin olarak bana hayır böyle bir şey yok.
demesi gerekir. Yazık, onlar da diyemiyor. Sadece diyorlar ki yani bize böyle bir tebligat falan gelmedi. Normalde benim adresim Alankayı ikametgah adresi. Yani böyle bir şey varsa aslında buradaki jandarmayla işbirliği yapılmalı. Ama diyorum ya, hiçbir şeyin kesinliğine güvenemiyorsun. Çünkü hani bunu anlatacaksın, diyelim ki bir sorun olduğunda bana diyecek ki yok biz sana gel dedik, gelmeliydin de diyebilirler. Vallahi bilmiyorum artık, öf, çok sinirlendim, çok. Bir saçma sapan şeylerle zamanımızı alıyorlar. İşte böyle durumlarda insan şunu sorguluyor. Ben niye vergi veriyorum? İşte benim güvenliğimi sağlasın. İşte şu hizmeti versin, bu hizmeti versin. Ama ben şu anda kendimi kesinlikle güvende hissedemiyorum. Yalan mı, gerçek mi? Onu bile net öğrenemiyorum. Şey gibi görüyorlar. Ne var? Kalk git. Belki de öyle düşünenleriniz olacak. Ama kalkıp gittiğimde o bilişim suçlarına, orada büyük bir olasılıkla o adda bir amir de vardır. Amir diyecek ki niye geldin? Ben de diyeceğim ki böyle böyle, ha diyecek, yok biz aramadık. Hatta sana akıl verecek orada, canım biz arasak tebligat yollarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Boşu boşuna bir de böyle orada sinirin zıplayacak. Günün, hani zaman en değerli şey aslında. Boşu boşuna zamanını harcamış olacaksın. Ben biraz söyleneceğim. Onun için hızlandırmayı alayım en güzeli. Aha, bunlar kabuk. Aha, bunlar iç. Güzel ama. Evet, söyle şimdi ne kadar? 5.750 miydi? 5.750'den bu kaç çıktı? 2 kilo 650. 2 kilo 650 gram. Yarı yarıya. Allah bin bin bereket versin. 3 yemeklik. Değil mi? Yaparız. Yani. 3 kere 9, 27. Tamam, 900 gram falan ayırırız. Bunları koyunlara getirdim. Çok sıcak bir gün. Bugün ayın 14'ü. Bu hayvanlar bile atmış kendini yerlere. Bunlara radyo dinletiyor Hasan sürekli. Burada sıyrılacak tekrar. Dedim Yasemin'e dur. Dur, hava biraz serinlesin, öyle yapalım. Gençler. Allah Allah. Helal sana be. Diğerleri korktu. Bak, bu korkmadı. Oh. Evet, gölgeye kaçıyorlar. Gerçi çok güzel bir yerdeler. Ay, bura ne güzel esiyormuş böyle. Yasemin ayçiçeklerini korumaya almış. Kuşlar yiyormuş. Ama hakikaten bayağı, ama Bak, üzerinde neredeyse hiç kalmamış. Kuşlar yiyorsa biz de bir iki tane alalım bakalım, o kadar lezzetli miymiş. Vay, kuşlar dolu olanları bilip alıyorlar demek ki. Bak, boş olanlar. Kalanlar vallahi boş. Ya da o haliyle seviyor kuşlar. Evet. Oh.
Bu ne sıcaktır arkadaş. Arada bir bulut geçiyor. Böyle bahçe gölgeleniyor. Şey duygusu sarıyor böyle. Yağmur. Ay yağmur mu yağacak? Ama tabii ki yağmayacağını biliyorsun. Meteoroloji hiç yani Ağustos ayı boyunca. Hatta Eylül'ün ortalarına kadar bakıyorum. Hani bir aylık bakıyoruz ya. Hiç öyle bir umut yok. Hani ama Ağustos'un 28'inden sonra falan biraz gündüz sıcaklıkları yani yaylaya yakışır hale geliyor. Ay bal kızım bu tarafta olsaydı yavrum yanardı. İyi ki onu o tarafa aldım. Oh. Ay armutları da toplayalım. Ablama diyeyim şimdi. Gerçi o bana diyor daha çok şunu da toplayalım, bunu da toplayalım diye. Armutlar olmuş. Armutlar seni çağırıyor. Mütterim ablamız toplasın bizi diyor. Akşama geleceği. Şu an randevularımız dolu. Size hizmet veremiyoruz. Akşam saatlerinde görüşelim. Taze fasulye ile randevu. Vallahi patlıcanları da böyle. Közlediğim patlıcanları kavanozlara koydum. Kavanozları kaynatıyorum. Çünkü bunları da kaynattım tekrar fasulyeleri. Fasulyelerde fire yok diye seviniyordum. Bak koyalı kaç gün olmuştu. Şimdi dün bir baktık 4 tanesi bozulmuş. Bu kapaklardan memnun kalmadım. Bahadır'a dedim yani daha böyle düzgün kapaklar istiyorum. Yazık gitti. Şimdi tekrar kapak almış. Bak güzel çökük duruyor şu anda. Böyle dibinde neden domatesin suyu var? Çünkü bunlar çiğden yapıldı. Ama dışarı çıkmak yok. Heh. Evet. Evet gençler. Bebeklere dokunmak yok. Tamam mı? Açayım mı kapısını? Bak bu meraklı. Bak. Dursun mu konuşuyorlar çıkmaz o zaman. Nasıl böyle? Peki bunlar gelip içine girip dediklerler mi buna? Yok bunlar ellemez. İyi. Ellemez. Ama gezemeyecekler. O kadar gezdikleri yeter ama biraz daha şöyle bir haftalık olsun. Heh. Ondan sonra çıkarsın. Bunlar evet yapayım. 6 tane yavrumuz oldu. Devamı gelmedi. 3 yumurta. Biri içinde ölmüş. Evet. Daha önce de zaten bir ölü iki cılık vardı. Evet. Gene bir ölü iki cılık. 6 yumurta gitti. 7 yavru olmalı ama 6 yavru var. Evet. Bir yumurtayı anne yedi mi ne yaptı bilmiyoruz. Olabilir. Çünkü balık yiyordu dedim sana ya. Evet yok yani ortada yok. Çok aradık hepimiz aradık. Evet. Hadi bakayım gel bunlar ne yapacaklar bakayım onlara. Ha yok. Yok ellemez dur bakalım. O zaman şöyle açık dursun. Dursun. Sakın didiklemeyin ha civcivleri. İyi oldu temizlediğimde. Evet. Geri temizledim. Kireçledim. Bu toz kireç şeymiş. Hayvanlar içinmiş. Hatta Hasan'a dedim sen de atsana. Var bizde de dedi. Ne var? Toz kireç. Ha orada şu şeyde var. Ha. Gezinsinler bir şey olmazlar. İyi hadi bakalım. Anne zaten korur. Hadi bakalım. Bir tane şey kalmamış ya Nusile abla. Kızılcık mı? Ya ot kalmamış burada ya. Ben şey tırmıkladım ama. Öyle diye kız yeşil ot kalmamış. Ha tabi bahçeye bunları bir salacaksa. Ooo bir şey bırakmazlar tabii. Valla. Aynen otsuz alan. Bak o da gidip oraya yatıyor. Sakın gurk yatma ha. Ama ben yatırayım gari yatarsa. Kalktı. Nazardaydı görüyor musun? Ay bugünkü sıcak artık var ya. Çok hani galiba. Klima olsa çalıştırıp içeride oturacağız o kadar sıcak. Ama neyse ki akşamımız var. Evet.
akşam nasıl acil değişti? Ağaçlarımız var. Evet, çok şükür vallahi. Ağaçlarımız var. Çünkü ağaçlar olmasa gördük. Of. Of of of. Bu sıcak. Ben böyle şeyle çevre sandım da kasa içinde bükücü sandım. He. Ondan dedim böyle çıkaralım diye. Heh, barbunyaları topladık. Bitti mi? Oralar bitti. Tohumluklar kaldı. Yeşiller var. Hmm. Şuradakiler var daha. Seneye bir sıra fasulye yapacağım ama sadece. Barbunya çok yapmış herhalde. Evet. Barbunya maşallah baksana. Bu da barbunya galiba. Evet. Vallahi karar veremedim. Barbunya. Ama bak Yasemin, barbunya diyorsun da bu fasulye değil mi? Barbunya dönüşüyor, barbunyayı bak. Allah Allah. Gördün mü bak barbunya. Hatırlayamadım ben sanki. Barbunya bunlar. İyi, aferin bana o zaman. Evet. Demek ki 3 sıra fasulye yapmışım, hatta 2,5 sıra. Evet. Bunlar neden böyle hep yatmış Nursel abla? Ay o gün işte fırtına gibi oldu ya, tel kopmuş buradan Yasemin. Bura kopmuş, yığılmıştı olduğu gibi. Tekrar bağladık. Evet. Ama o gün çok fenaydı o rüzgar. Ben çadır uçacak sandım ya. Ya. Of. Ya sırılsıklamım, soğuk suya girdim demin. Ben de öyle vallahi. Tekrar bakıyordum. Ay. Daha sıcak Nursel abla. Tabii. Ya Yasemin, biberlerimiz böyle kocaman kocaman hani pazarlarda satılan gibi olmuyor. Niye acaba? Bilmiyorum ki. Seninkiler büyüdü mü? Benim kılgacılar çok iyi oldu Nursel abla. Bak benim biberlerimin kimesi senin bunlar gibi böyle bak. Üç burunlar bu kadar kalıyor. Yok öyle değil. Buruş yok. Şuradakinden. He. Buruş yok. Kökler sanki bir şey yemiş gibi. He. Aynı böyle bak. Yok bunlar şimdi sıcaktan buruştu, açılır. Hasan diyor neden öyle? Yok benimki sıcaktan değil, hastalık var benimkinde. Şeyler güya bunlar Charleston. Böyle bu kadarcık Charleston mu olur? Yok kız, Charleston böyle olmaz. Charleston diye aldım ben bunları. Oo. Oh en güzel işte diyorum ki kendi tohumundan yapmak, evet. Ama işte güzel biber tohumu bulmamız lazım. Evet. Ay gel. Oh. Nereden geçelim bilemedim. Gel. Şey, dolmalıklar benim işte geçen gün bir poşetle de topladım. Dolaba koyacakmış o. O dolaba koysun. Şimdi ben de toplayayım bakalım ne varsa sıyırayım da. Koyayım ben de poşete. Yeter dedi ki canavar otu çok var. Ben dedim ki bak ben de hiç bu sene çok şükür yok derken gördüm şimdi. Evet. Bak. Aa çok berbat oluyor Nursel abla. Evet, şimdi onu boğacağım ben orada. Şey nasıl yapacağım. Yapıyor? Tenekeyi kapatıyorum üzerine. Şu mama. Ha. Hayvanların mama kabı var ya. Bak şurada da var. Çıkıyor bak. Ha, ikisini de kapatayım. Onun hiç dokunmuyorum. Orada boğuluyor ölüyor. Güneş göremediği için. Ha. Çünkü dokundun mu? Kükrüyor değil mi? Sporları yayılıyor. Evet. Oh. Ben de geçen gün orada buldum bir tane. Kökledim ben onu kökünü. Kökleme bir daha. Haberim yok ki ben bir daha yapayım. Kahve içelim mi? Yapayım mı kahve? Ay içtik. İçtik. Handanlar geldi biraz önce işte. Onlarla da içtik. İçecek misin muhterem bir daha? Yok. Sana Dermason fasulye tohumu ısmarladım. Dermason güzel mi? Taze fasulye mi? Kuru fasulye mi? Tazesi de yeniyor. Kuruya da. İyi. Bak bayınlara gittim. Hı. Ama oturdun mu de. Oturmamışsındır. Gel otur. Kahve oturmadı. Sen yapayım. Yok. Sana. Yok. Yani kahve içmeyeyim ben. Siz içmişsiniz. Otur sana bir şey getireceğim. Ne otur getir şuraya. Otur. Otur deyince oturacağım. Otur bak. Nasıl tadı? Çok güzel. Vallahi. İyi afiyet olsun. Yapalım bana da. Yapalım. Toplatabilirsen. O bestinden de. Şimdi ben girişeyim ona. Heh. Banyo yaptın, şimdi onu tozun. Handan geldi, handanlarda da yok. Dedim vallahi handan, hani ucundan tut bile demeyeceksin. Topluyor, biliyorsan topla. Gerçekten. Yani o kadar artık bezdik ki ikimiz de. Daha yemek yapacağım ben. Oo, geç kalmışım. İşte anca vallahi. Hiç de durmadık ha Yasemin. Burası sabah öyle. 8'den beri. Evet, bir kahvaltı yaptık o kadar. Öyle, onu da öyle yapalım yani. Yani. Durmak diye yeter mi? Bakayım iyi geçiniyorlar mı? Gerçi biz
ayrı yer yaptık. Bahadır hafta sonunda civcivler için, kümesin içinde bir yer yaptı. Niye dışında yapmadık? Ya da yapmadı? Üşürler diye. Hani gece gerçekten hava değişiyor. Bayağı serin oluyor. Şimdi kümese bunlar girdikleri zaman onların üst kapağı da kapatacağız. Onlar tamamen kapalı alanda olacak. Kapıyı kapatayım mı civcivlere bakayım. Civcivlere bakacağım derken bir de bunları kaçırmayayım. Ay yok vallahi bir şey yapmıyorum. Ay nasıl kızdı. Kabardı, hepsini almış kanatlarının altına. Görünmüyordur tabii, hava artık kararmaya durdu. İyi. Anneleri koruyacak bunları. Arka kapağı açık bırakıyorum geceleri çünkü çok sıcak. Kümes hava alsın istiyorum. Şu basamak da çok iyi oldu. Bahadır hafta sonunda bunu yaptı. Temizliğini de yapmıştık. Lohusa gelecek diye de hazırlık yaptık. Bir hafta kadar dediler içinde dursun böyle. Kümes içinde, kümes gibi. Gece o üst kapağı kapatacağım. Bir hafta sonra onları da bahçeye salacağız. İnşallah yani cız cız girmez diye umuyorum. Yani çünkü tavukların yanına girmiyor. Bakalım. Hava o kadar sıcak ki ne balkız yerinden kıpırdıyor ne cız cız. Balkız burada dere içine bak atmış kendine. Cız cız da verandayı yıkamıştım. Buz gibi ya taşlar. Ay bir baktım kendini böyle bir attı oraya. Bir daha da kalkmadı. Arada bir böyle mi yapıyor bizi görünce. Hatta önüne demin ablam yiyecek bir şeyler koydu. Hiç kıpırdamadan sadece patisiyle uzandı, aldı ve yedi. Cızcız hala yatıyor mu orada? Yok. Ha, demek ki hava serinlemeye başladı. İşte masanın altında. Cızcız. Canlandın mı? Yaktık mı yemeği? Bakayım dedim civcivler ne durumda? Anneleri bir kabarmış böyle hepsini kanadının altına almış. Ben bir bakarım. Bir yandan da pestiller. Artık olanları alıyoruz. Olanları minik minik doğruyoruz. Böyle kahve yanında yemelik. Bunu da imam bayıldı gibi yapacağım. Neydi falakayla yapılan çığırtma mı? Onun gibi bir şey. Yani hepsinin ortalaması. Soğanı kavuracağım. Bunlar piştikten sonra. Ondan sonra bol domates. Domatesler kaynamaya durdu mu? Ha, sarımsak bir de tabii. Bolca sarımsak olacak. Ondan sonra o kaynarken İçine bunlar gömülecek. En sevdiğim yemeklerden biri patlıcanda dolmayı da çok severim gerçi. Evet, patlıcanlarım kızardı ya. Tavadaki yağı aldım. Tavadaki yağı aldım ve şimdi hani kalan yağ demeyeceğim. Ben tavaya bulaşık olan yağda. Şimdi kimileri diyecek ki alüminyumda yapma. Vallahi doğru, alüminyumun zararını biliyoruz ama biz alüminyum tencerelerle büyüyen bir nesil olarak damak tadı bazı şeylerde, mesela yağda yumurta, alüminyum tabutta bambaşka oluyor tadı. 40 yılda bir işte böyle oluyor. Evet. Soğanlar iyice öldükten sonra domatesi getireyim ben. Domatesini katacağım.
Bu da kendi bahçemde yetişen sarımsak. Bir diş. Toplam bir diş olmuş. Ama bir diş de hani küçük bir arpacık soğanından biraz daha büyük olmuş. Güzel. Soğanlar ne olacak? Soğanın canı ne? Domates suyunu salsın. Patlıcanları da katacağım hemen. İşte böyle. Bugünkü yemekte patlıcan var. Yarınki yemekte de patlıcan var. Yarın da patlıcan dolma yapacağız. Hazırladık patlıcanları. Fasulye de pişirebiliriz ama yok. Patlıcanlar yabana gitmesin. Onlar çok güzel dolma oluyor. Dolmayı da seviyoruz. Hadi herkese iyi akşamlar. Bugün civcivlerimiz yuvaya geldi. Bakalım ilk geceyi burada nasıl atlatacaklar. Diğer tavuklar kümese girdiğinde onlara bir rahatsızlık verecek mi? Anne onları koruyacak mı? Yarın anlatırım hepsine. Hoşça kalın.